Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim bisküvili tavuk göğsü sarması. Tenceremi ocağa aldım. İçerisine 125 gram, yani 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu tereyağını koydum. Altında yakıyorum. Yağı öncelikle eritiyorum. Eriyen yağın içerisine tam 1 su bardağı un ekliyorum. 200 milimlik bardaklarla. Unun hafif kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Öncelikle bir su bardağını dökeyim. Ardından geri kalan sütümü de boşaltacağım. Altını kısa alıyorum. Hızlı hızlı karıştırıyorum. Toplamda 1 litre süt kullandım. O bir bardağı ayrı, diğerini ayrı koymam kafanızı karıştırmasın. Kap 1 litre almıyor. Ondan dolayı birazını bardağa koydum. 1 su bardağı şekeri iyice doldurun. Şekeri de ilave ediyorum. Su bardağını tam doldurun. Şekeri az gelmesin bu sefer. Eğer çok şekerli seviyorsanız 1,5'a kadar da çıkarabilirsiniz. Kıvam alana kadar orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladık. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Bu çok önemli bir püf noktası. Lütfen buna dikkat edin. Gördüğünüz gibi göz göz kaynamaya başladı. Böyle kaynamaya başladıktan sonra 3 dakikada orta ateşte karıştırarak pişireceğim. Tavuk göğsü birazcık kenarda beklesin. Şöyle bir dikdörtgen borcam kullanacağım. Sizler de isterseniz fırın tepsinizde, büyük bir fırın tepsinizde yapabilirsiniz. Burada bir paket kakaolu bisküvi robottan çektim, iyice toz haline getirdim. Altına seriyorum. Siz isterseniz kat olarak da yapabilirsiniz. Bir kısmını altına, bir kısmını tekrar tavuk göğsünü döküp üzerine tekrar bisküvi yapabilirsiniz. Öyle de olur. Ben sarma yapacağım bugün. Altına bisküvi yayıyorum. Sardıktan sonra altta bisküvi kalabiliyor. Onu isterseniz tekrardan buzdolabı poşetine koyup bir dahakine kullanabilirsiniz. Az koyduğunuz zaman bu sefer sarmakta zorlanırsınız. Şimdi kenarda beklesin. Tekrar tavuk göğsünü alıyorum. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. Şimdi artık mikserle en az 3 dakika boyunca çırpacağım. Bu çırpma aşaması çok önemli. Eğer çırpmadan direkt dökerseniz bu sefer çatlamalar çok fazlasıyla oluyor ve katı bir kıvam alıyor. Güzelce en az 3 dakika çırpın. Çırpıcınız yoksa el çırpıcısıyla çırpın. Direkt ortaya dökmeyin. Bu sefer bisküviyi toplayacaksınızdır. Yavaş yavaş her yerini kapatacak şekilde dökün. Birazcık ılıdıktan sonra dolaba kaldıracağım. En az 2 saat kesin dolapta bekletin. Ama bir gece öncesinden yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Eğer vaktiniz yoksa benim gibi 2 saatte bekletmeniz yeterli. Yeterince dinlendirdim. Tam 3-4 saattir dolapta dinleniyordu. Şimdi artık keseceğim. Uzunlamasına kestikten sonra bir spatula yardımıyla ucundan katlıyorum. Katladığımı servis tabağına alacağım. Gayet rahat sarılıyor.
Büyük büyük yapın. İsterseniz de şöyle ortadan ikiye kesin. Daha küçük olsun. Hepsini rulo yaptım. İsterseniz uzun bir dilim yapıp böyle büyük yapın ya da ortadan kesip daha küçük dilimlerde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunlar küçük dilimler. Ya da biraz daha büyük hazırlayabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde hazırlarsınız. Bir tane şöyle alayım servis tabağına. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Böyle çok çok katı da değil. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.